Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz dostlar, bugünkü hadisimizde Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu rivayet kıladılar. Abdullah özü kim? Abdullah bilen ataları Umar radıyallahu anhu'nu tanımayan adam yok. Abdullah atalarından aldın İslam'a geldiler. Atalarından anca aldın Müslüman buldular. İslam'da en közge kuringen sahabelerden buldular. İslam'da közge kuringen sahabeler arası da 4'te Abdullah var. Şu 4'te Abdullah'ı bittesi buldu Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu. Abdullah ibn Umar takvada, zuhdda, ilimde ve başka köplab cebhelerde peşkadan bugün insanlardan ediler. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu'nu İslam'daki kıyan hizmetleri bir kıyas. Hasaten o kişi hem Resulullah'ın miraslarından en katta kısmını algan zatlardan. Bizler geçe o kişiden 700'den aşık hadisler rivayetleri getirip gelgen. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu hicretinin 65. yılında 72 yaşını karalab vefat ettiler. Allah o kişiden razı olsun. Bizlerge rivayet kılıyetkenleri bugünkü hadisleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler, dediler. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki kim haklısa? Ne mani haklısa? يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ Dozaktan uzaklaştırışlığını, uzak buluşluğunu haklısa. وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ وَجَنَّتْكَ تِزْرَاقْ كِرِشْلِيْقِنِ خَخْلَسَ Kuyudakilerge emel kısın. Birincisi فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ölüm saati kelgünüçe, yani en songi nefesi geçe Allah'ke ve kıyamet günüge iman bilen otsun. Birinci şartı neyken? İmanda sabit kadem buluştuk. Allah'a bugün imanı, ahiretke bugün, kıyamet günüge bugün imanı sabit dursun imanı da. Bu birinci şart. İkinci şartı وَلْيَأْتِ اِلَى النَّاسِ اَلَّذ۪ي يُحِبُّ اَنْ يُؤْتَى اِلَيْهِ Kalın bu ikinci şartı tamamen bu bizi dünyamız bundan alakalı bugün bir şart da. Birinci şart Allah'a bugün iman, ahiretke bugün iman. Yani gaybiyatlarga bugün imanını nazarda tutuluyordu da. İkinci şart, kaysi ki bu şart hem dozaktan uzaklaşışlığınızga, cennetke tezrak kırıp alışlığımızga sebepçi buladigen ikinci şart tamamıyla bu hayatımızga, mana bu dünyamızga alakadar bugün meselede. Onu meyken deseniz, Resulullah hayat yaptılar ki, ademlerge özüge kılınışlığını istegen şekilde muamele kısın. Kıska, londa. Daim aytemizde, Resulullah'ın sözleri de cevami'ül kelim var. Kıska ve londa söz aytadılar. Alem alem mana çıkadı onu tekide. Ne demekçiler? Eğer deyaptılar, cehennemden uzaklaştırılıp cennetki kirişliğini haklayan adam bosa imanda sabit dursun. İkincisi, adamlarga şunaka muamele kısın ki, o'ziga qanday muomala qilishliklarini istasa, xuddi shunaqa muomala qilsin. Misollar bilan ko'ramiz buni. Sizni birov uyiga chaqirdi, ustasiz, uyda bir ish qilib berishligingizni xohlayapti. Shu ishni qilar ekansiz, siz bu ishni qay darajada ado etasiz? Qo'ldan ketguncha, egasiga yetguncha shaklidami va yoki o'zingiz uyingiz bo'lsa siz uyingizga usta olib kelsangiz, o'rningizga boshqa odamni olib kelsangiz, uyning egasi siz bo'lsangiz, pulini beryapsiz, ha, shu ishdan xursand bo'lishligini xohlaysiz, to'g'rimi yo'qmi? Shu kelgan usta qanaqa ish bajarishligini xohlaysiz? A'lo darajada. Sidqi dildan, ha, chiroyli ish chiqarishligini xohlaysiz-ku, to'g'rimi? Rasululloh aytayaptilarki, qarshingizdan chiqqan odam sizga qanaqa iltifot qilishligini xohlasangiz, chirin so'z bilan,
xush muomala bilan, kular yuz bilan, siz endi boshqalarga xuddi shunaqa muomala qiling. Shirin so'zingiz bilan, kular yuzingiz bilan, xush muomalangiz bilan. O'g'lingizni maktabga beryapsiz. O'g'lingizni qanaqa o'qitishliklarini xohlaysiz? Ustozlari nihoyatda yaxshi o'qitishligini xohlaysiz. Siz endi bugun o'zingiz o'qituvchisiz. Odamlarni bolasini qanaqa o'qityapsiz? Siz bugun oddiy odamsiz. Tepangizda turgan rahbarlar sizga qanday muomala qilishligini xohlaysiz? Ertaga rahbar bo'lib qolganingizda xuddi shunaqa insonlarga muomala qilishligingiz kerak bo'ladi. Azizlar, pichoqni oldin o'zingga ur deydi-a? Og'irmasa keyin birovga ur deydi-ku. Xuddi shu qabilda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jamiyatimizdagi eng yomon, eng katta muammolarni, eng og'ir illatlarni davosini beryaptilar-da. Qaynona kelin bilan, ota bola bilan, kuyov qaynotasi bilan, qo'ni qo'shnisi bilan, mahalladosh mahalladoshi bilan, vatandosh vatandoshi bilan, butun jamiyat a'zolari boy kambag'al kambag'al boy bilan, rahbar qo'l ostidagilari bilan, qo'l ostidagilar esa rahbarlari bilan bo'ladigan muomalalarda azizlar, mana bu qoida, mana shu qoidaga amal qilsak jannatga yaqin, do'zaxdan uzoq bo'lar ekanmiz-da. U qanaqa qoida? Siz o'zingiz qanday muomala qilishligini, ko'rishligini xohlasangiz, navbati kelganda siz xuddi shunaqa qilib muomala qiling, odamlarga iltifot ko'rsating, sidqi dildan ishlang, odamlarni aldamang, odamlarni og'irini yengil qiling, odamlarni farovonligiga farovonlik qo'shing, odamlarni jaholatdan nurga, zulmatdan hidoyatga boshlashlikka sababchi bo'ling. Chunki siz shuni xohlaysiz-ku o'zingiz. Siz xohlaysizmi sizni birov aldab ketsin? Siz xohlarmidingiz sizni birov nohaqdan haqingizni yeb ketsin? Siz xohlarmidingiz birov sizni bolangizga zulm qilsin, qizingizga zulm qilsin? Yo'q, xohlamaysiz. Xo'p bo'ladi. Endi siz o'z navbatida birovni bolasiga zulm qilmang, birovni qizini qiynamang, birovni haqqini yemang, birovni haqqiga ko'z olaytirmang. Siz shuni xohlayapsiz-ku, siz o'z navbatida shunday bo'lishligingiz kerak. Ana o'shandagina jamiyatlar isloh bo'ladi. Ana o'shandagina jamiyatlar tozalanadi, tuzaladi azizlar. Shuning uchun aytamizki, toki biz dinimizga qaytmasakamiz, ishonavering, 100% garantiyasi bilan aytamiz bu gapniki, toki biz dinimizga qaytmas ekanmiz, dinimiz ta'limotlarini hayotimizga tatbiq qilmas ekanmiz, ishonavering, jamiyatimiz tuzalmaydi, jamiyatimiz obod bo'lmaydi, insonlar baxt, saodat deyotgan narsalari xayol bo'lib qolib ketaveradi. Dinimizga qanchalik sodiq bo'lsak, qanchalik yaqin bo'lsak, qanchalik amal qilsak, shunchalik baxt, saodat degan narsa bizni qo'limizga keladi. Shu kunni o'zida yo'q, shu dunyoni o'zida yo'q. Va eng muhimi oxiratda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlaridek, jahannamdan uzoqlashishdek, jannatga kirib olishdek eng katta baxt sizniki bo'lar ekanda. Alloh azza va jalla hammalarimizni mu'minlarga, musulmonlarga, butun insonlarga solih, sodiq insonlardan bo'lishligimizni Robbim nasib qilsin. Qarshimizga ham xuddi shunaqa solih va sodiq insonlarni chiqarsin Alloh taolo. Ad-dinun nasiha. Rasululloh aytdilar, din bu sadoqatdir, nasihatdir. Kimga? Lillahi, Allohga. Allohga sodiq bo'ling. Va li rasulihi, Allohning rasuliga sodiq bo'ling. Va li a'immatil muslimin, o'zingizdan bo'lgan, musulmonlardan bo'lgan rahbarlarga sodiq bo'ling, aldamang rahbarlaringizni. Vali ammatihim, va musulmonlarni ommasiga sodiq bo'lishlik. Azizlar, tasavvur qiling, hamma yoq sodiqlardan iborat insonlar bilan to'lib toshsa, birov-birovni aldamasa, hamma-hammaga to'g'ri bo'lsa, rahbar bosh qo'l ostiga, qo'l ostidagilar rahbarlarga, Alloh va rasuliga sadoqatli bo'lsa bu insonlar, bu mu'minlar, u jamiyat naqadar go'zal jamiyat bo'ladi. Alloh azza va jalla jamiyatimizni, yurtimizni, xalqimizni mana shunaqangi bir go'zal musulmonlar bilan
to'ldirsin. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.